Merhaba arkadaşlar. Arıcılık Teknik Müdür Mustafa kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amerikalı Hassel'in geliştirmiş olduğu temel petek yerleştirme konulu videoyu paylaşacağım. Amerikalı Hassel doğada yapmış olduğu araştırmalar neticesinde peteklerin dizilimi, sıralanması şekliyle ayrı bir yöntem geliştirmiştir. Yani ilginç bir şey, daha doğrusu ilginç bir olay keşfetmiştir. Peteklerdeki Y harflerinin belirli bir düzende yerleştiğinin farkına varmış ve bunu bizim normal kullandığımız kovanlara uyarlamış. Bunu da nasıl yapmış? Bunu hep beraber gözlemlerim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi olay şu şekilde. Ben normalde kovanlarımı yerleştirirken Y'lerin dış tarafta olması için buralara işaret koyuyorum. Bu işaretlerin olduğu kısımlardaki Y'ler dış tarafa bakan Y'ler. Yani şu şekilde tarif edeyim. Evet. Şurada görüldüğü gibi Y'ler aşağıya doğru. Şöyle yaklaştırayım kameraya. Görüldüğü gibi Y'ler aşağıya doğru. Bu iç kısımda bakıyor. Dış kısımdaki Y'ler de yukarıya doğru. İşaretledim burada. Daha dikkatli bakılırsa daha net belli olur. Bu şekilde arkadaşlar yerleştirdik. Bunun ne gibi faydalarını görmüşler yapılan araştırmalarda. Hassel ve diğer Amerikalı araştırmacılar yaptıkları uygulamalarda arının %85 oğula mail etmekten vazgeçtiğini gözlemlemişler. Daha az hırçınlaştığı, en önemli özellik bunlar. Daha az hırçınlaştığını gözlemlemişler. Ve diğer şeyler, mesela çıtalar arasında atılan dalaklar meydana gelmiyor. En sonlarda boşluklarda dalak asma olayı ortadan kalkmış. Ne bileyim, çıtanın birini atlayıp diğerini kabartma ve diğerini yumurtlama gibi olay ortadan kalkmış. Belli bir düzen içerisinde devam etmiş. Ve yukarı kat attığımız zaman aradaki kat, iki kat arasındaki petek örme olayı ortadan kalkmış. Bu şekilde bunu geliştirmişler. Buradan şu şekilde tarif edeyim ben size. Evet arkadaşlar, peteklerimin dizilimini bu şekilde gösterdim. 1'den 10'a kadar çıtamız mevcut. 5 ve 6'daki ana merkez burası olduğu için 2 tane ters Y'miz aşağı doğru bakıyor. 2 petekteki diğerleri düz Y'lerimiz hep görüldüğü gibi dışa doğru bakıyor. Ve bu şekilde gelişimini sağlıyor. Hassel'e göre bu işlemin bir diğer özelliği de zamansız arı oğula mail etmiyor ve zamansız olarak arımız meme dikmemiş oluyor. Bu da bizim için teknik aracılıkta önemli konulardan bir tanesi, oğul istemediğimiz için. 10 çıtayı da bu şekilde yerleştirmiş oluyor. Evet arkadaşlar, Hassel bu yöntemi doğadaki arıları incelerken buluyor ve geliştiriyor. Bunu bizim günümüzdeki kovanlarımıza aktararak bize faydalı bir konumda sunmuş oluyor. Yani doğadaki arının birebir uygulamış olduğu sistemi biz kovanlarımızda uygulamış oluyoruz. Hassel'e göre araştırmalar da bunu gösteriyor. Ve doğadaki arılar, dikkat edilecek en önemli husus, doğadaki arıların Y'leri, düz Y'lerin hep dış kısımda, ters Y'lerin ise iç kısma bakan kısımlarda olduğunu tespitine varılıyor. Ve bu şekilde günümüzdeki kovanlara uygulamış oluyoruz ve birçok faydasını da gözlemlemiş oluyoruz. Ve ben bunu 2 yıldır, 3 yıldır deniyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın.